Dire Team Bang. Radiant Team Bang. And the cracks began to show. Evet arkadaşlar, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. İkinci oyunda karşınızdayız. Bring Me Techies vurmaya geldikle oynuyor. Ses. Evet, bu mükemmel LAN turnuvasında tekrardan karşınızdayız. İlk oyunu vurmaya geldik, çok güzel bir şekilde aldı. Güzel bir oyunla dakika 30 civarlarında, 35 civarlarında almayı bildi. Ve bakalım ikinci oyunda neler olacak. VG eğer bu maçı da alırsa 2-0'lık bir skorla yarı finale ulaşacak. Bring Me Techies ise bu oyunu alırsa Best of 3 olduğu için 3. maça uzatacak seriyi. Bakalım neler olacak. Vurmaya geldik takımı da ilk maçta Betrider pick demişti. Bu sefer kendileri banladılar first pick olduğu için. Yani first pick'teki avantajını kullandırtmadı BMT'ye. Betrider direkt olarak banladı. Evet, geçen oyun first pick Betrider'ı izlemiştik. Yani ne kadar kuvvetli olabildiğini. Özellikle mid lane'i ne kadar güzel domine ettiğini de görmüştük. Gerçekten Invoker'a karşı bayağı üstünlük sağlamıştı. Ve attığı TP'lerle sürekli killer çıkarmıştı. Sürekli üstünlük sağlamıştı. Bayağı bir etkisini koymuştu oyuna. Bakalım şimdi... Banlar tamamen klasik banlar. Visage, Betrider ve OD banları geldi ve ilk pickimiz BMT takımından tabii ki de ve Weaver olarak geldi. İlk pick Weaver olarak geldi. Ya Weaver'da yine geçen oyun nasıl şekillendirecekler? Yine bir Trill Enkeris olarak kullanabilirler ya da Easy Harden'e gidebilecek bir karakter. Yani ilk pickten ne yapacağını anlaşılmayan bir karakter. Pickleri değiştiriyorlar gibi. Evet, biraz pickleri değişiyorlar gibi ancak vurmaya geldik bu sefer. Darkseer pickini Naga gibi bir pick de güçlendirdi. Naga biliyorsunuz Songu ile birlikte kombatları inanılmaz domine edebilen bir support. Ya 6 ile olduktan sonra Naga'dan korkun gibisinden bir şey oluyor aslında. Aynı zamanda Ensnare'i üstünlük, pozisyon üstünlüğü sağlıyor takımınıza. Uzun süre üzerinde kalan bir 5 saniye kalıyor. Evet, o da tabii ki de Darkseer'ın vakumunu, volunu, her şeyini ulaşılabilir hale getiriyor. Pickler gelmeye devam etti bu arada. Bring Me Techies, Weaver'ın yanına Rubick gibi bir pick yaptı. Bir support aldı. Bakalım Rubick'i nasıl kullanacaklar? Yani karşıda çünkü Naga, Darkseer gibi iki tane hero var. Aslında ikisinin de ultisini çalıp güzel şeyler izleyebiliriz. Evet, Rubick zaten güçlü bir hero. Ya Rubick çok değişik bir hero. Hani... kimin oynadığına göre çok değişkenlik gösteren bir hero. Yani oyuncunun yeteneğine bakan bir evet. Karakter. Evet. Hani Baratrum gibi değil de tam tersinde işte Rookie bir ara Rubick deniyordu herkes. Evet. Oralar biraz daha bırakmış durumda ama yani ileri seviyedeki bir oyuncu Rubick'e neler yapabileceğini her zaman gösteriyor zaten. Çünkü oyun onun için sınırsız kaynak demek. Hani oyunda her şeyi yapabilecek potansiyele sahip bir hero Rubick. Evet, bakın banlar geliyor bu arada. Bring Me Techies bu Darkseer artı Naga'nın üzerine carry'leri banlıyor. Çünkü carry'e ihtiyacı var vurmaya geldiğin. Alchemist ve Lifesteal'da şu ana kadar banlanan carry'lerdi. Vurmaya geldik ise Abaddon'u picklemişti geçen oyun biliyorsunuz. Bu sefer banlayan taraf o oldu çünkü Weaver'la birlikte istemiyorlar kesinlikle. Ve onun üzerine de Gyrocopter banı geldi. Gyrocopter'i neden banlamış olabilir acaba? Hiçbir fikrim yok açıkçası. Yani Abaddon'u da banladılar bu sefer. Evet. Kendileri picklemişti geçen oyun. Ve şu anda VG takımının 3. pick'i bekleniyor.
Bakalım onlar bu Darkseer artı Naga gibi iki tane teamfight'ı çok güçlü hero'nun üzerine nasıl bir pick yapacaklar? Hani yine teamfight konusunu üstünlük Bir de sağlayacaklar? vurmaya geldik. Yine böyle takım organizasyonu isteyen Darkseer Naga'nın yanında bir tane daha mass skill'li bir hero daha mı olacak? Yoksa lane aşamasını biraz daha domine etmek için mi bir hero olacak? Veya hani böyle split push tarzı. Yani ona yönelik aslında Alchemist'i ve Naix'i banladılar. Hı. Biraz daha lane'de Naga'yı birlikte daha güçlü olmasını engellemek için. Ama Naix gibi bir hero var şu an. Ve güçlü bir support. Evet. Yani support konusunda tabii ki bir tane daha hala support'a ihtiyacı var VG takımının. Wow, Timbersaw geldi. Timbersaw çok güzel bir pick aslında. Ortada İzlemesi görüyoruz. zevkli bir O izlemesi zevkli. Çok da son zamanların güçlü hero'su. Evet, yani son zamanlarda Timbersaw gerçekten görüyoruz özellikle orta lane'de çok fazla domine edebiliyor. Yani çok fazla kill alabiliyor özellikle bütün damage'leri damage olduğu için pür bu arada Bring Me 8'de Jakiro aldı. Jakiro da aslında Darkseer'la çok Darkseer'in yanına çok iyi bir support oluyor Jakiro. ama bu sefer Rubik yanında Rubik'le. göreceğiz. Rubik'in yanında göreceğiz ve telekinesiz artı Ice Blade kombosunu da göreceğiz. Hani yine güzel bir şekilde oturtulursa çok Evet. fazla uzun süre boyunca disable edebilecek bir combo diyebiliriz. Jakiro aynı zamanda dar alanlarda oluşan yani böyle Rosh önü Pit'i civarlarında olan her türlü kombatta Üstünlük inanılmaz alabileceğini üstünlük söylüyor. sağlıyor. Çünkü bütün büyüleri alan ve küçük hani Dar uzun alanları dar tamamen alanları kaplıyor. Ice Pit'in üzerine atacağı bir Macrofire zaten tek başına bir anda kombatı bitirebiliyor eğer güzel pozisyon alırsa. Bakın Jakiro'yu nasıl göreceğiz, nasıl oynayacak. Ancak dediğimiz gibi hani vurmaya geldik şu anda Timbersaw piki yapmıştı. Bu Timbersaw piki üzerine bir tane Silence gerektiren bir hero almaları gerekiyor. Özellikle mesela Queen of Pain olur. Hani Queen of Pain'in erken bir Orchid kasmasıyla belki Evet. Timbersaw'u durdurabilirler. Çünkü Timbersaw başka türlü durduramıyorsunuz. Hani Timbersaw'u bıraktığınız zaman yine yakalayabilen bir karakter. ne de Bıraktığınız zaman kaçılabilen. yine kaçılabilen bir karakter. Yani inanılmaz güçlü o yüzden Timbersaw özellikle ortaları görüyoruz son zamanlarda. Bazen tabii ki de offlane'e de gönderiliyor hani Trillane karşısına. Ama artık ortada daha fazla tabii daha hızlı experience ve level düzeltiyorum altın kazandığı için ortada hızlı bir şekilde Bloodstone'a gittiğini görürüz. Bunun Hardlane'ini tercih edecek. Furring gibi bir hero tercih edecek mi? Şu an boşta. Banlanmadı da. Tabii Clockwork gibi de bir hero'su olmadığı için vurmaya geldin. Hani şu anda Furion gerçekten inanılmaz can sıkıcı olabilir Necrophet. Vurmaya geldik için. Darkseer'in karşısında rahatça kasabilir. Eğer Trillane giderlerse Evet ilk gerçekten 3'te öyle. Phase Bolt kasılıyor. Onunla birlikte damage'ini arttırıp Darkseer'ı fazla rastlıyor early game'de. Evet, Darkseer bayağı hani ilk başlarda Iron Shield'le önde olmasına rağmen level'lar alındıkça daha da geriye düşmeye başlıyor. Bu arada hani Bring Me 8'sinde bu Aa, arada yine bir istenmeyen pick görüyoruz. evet Sven. Sven'i tercih ettiler. Bilmiyorum. Sven biraz daha eski metalara doğru kayan bir hero diyebiliriz. Ama şu gerçek ki Sven kasarsa eğer acımaz. Yani Yok ediyor. yok eden bir hero. Özellikle hani bir kasacağı PT, BKB, Daedalus artı Mom hani bitiriyor. Hani bir anda Zaten şey yok olmuştu ilk maç. olabiliyorsunuz. Yani Sven'in bir ara moda olduğu dönemde ultisini açıp Daedalus'a vurduğu zaman tek atıyordu. Tek O atıyordu. muhabbet şeyden sonra hatta Na'Vi EG maçında EG 4 kişi birden kesmişti Fear. Ondan sonra bir nerf geldi Daedalus'a da. Sven'in Evet. de etkinliği o dönemden sonra azaldı ama taktikal olarak da kullanılan bir pick. Jakiro ve Rubik'le iki stun olan bir karakterle Sven'in de stun'ın Stun'ı var. olmasıyla daha güçlü bir Trillane olabilirler. Yani aynı zamanda takım arkadaşlarına verdiği ekstra armor ve hızla da kombatları bayağı bir Dayanıklılığı etkinliğini arttırıyor. evet. Mobility
Hatta hemen bakalım, hani tam konuşmayalım. Evet, 16 zırh veriyor. 7 saniye boyunca. Ekstra %22 move speed ile birlikte. Evet, son artık bana geliyor ve ortada bir TA banı geldi. Ortada TA istemiyorlar. O da hani oyun başında çok mid game'de çok fazla damage üretebilen biri o. Özellikle Meldi'nin eksi 8 armoru artı refraction damage ile birlikte çok fazla damage üretebiliyor. Ya Timber Sova'da karşı güçlü bir pick olduğu için banlanması gayet mantıklı oldu. Bakalım BMT acaba ne istemiyor? Şu anda vurmaya geldiğin zaten bir carry'e ihtiyacı var. Hani Darkseer offlane'e gidecek. Naga Keeper of the Light support rolünde olacak Trillane'de. Ve Timbersaw ortada izleyeceğiz. Bir Kunkka geldi. Kunkka ne düşünüyorsun? Bu Darkseer artı hani Naga gibi güzel teamfight'ın üzerine tabii Ghost Ship düşerse, eğer Ghost Ship düşseydi bayağı kötü olabilirdi. Genelde bir team kompozisyon görmek istemediler Darkseer ve Naga'nın üzerine. Evet. Öyle bir taktik düşünmüş olabilirler. Ama vurmaya geldik de pek düşünmüyordu herhalde Kunkka'yı. Direkt Razor'ı yine picklediler Sakslayk için. Evet, Razer geçen oyunda izlemiştik. Gerçekten güzel oynamıştı. Bakın bu oyun neler yapacak Razer. Naga ve Keeper of Light ile birlikte duracak lane'de. Ve şöyle bir şey olacak aslında. Naga Ensnare attığında Razor damage çekmeye başlayacak. Olduğu yerde sabitlendiği için o damage illaki çekecek. Bayağı bir vurmaya başlayacak. Üzerine tabii iyice Illuminate de var. Illuminate'den de hemen bahsedelim. Hani yapılacak herhangi bir push'u çok kolay durdurabilen veya çok kolay pushlamanızı sağlayan bir skill. Bu arada bir güzel pick daha geldi. Değişik, ilginç bir pick daha geldi. Night Stalker da bayağıdır bir görmüyoruz, değil mi? Yani Yani Silence'a ihtiyaçları var dedik. Night Stalker güzel bir pick oldu aslında kesinlikle öyle. Timbersaw için. Geceleri atacağı Geceleri akacak mı bakalım. Geceleri atacağı bir silence ile birlikte hemen bakalım kaç saniye olduğunda. 8 saniye bir silence üretecek. Bakalım neler yapacaklar. Hemen ben takımları tanıtıyorum yavaştan. Recruit Weaver almış, offlane gidecek. Yufrak Rubick ile birlikte support oynuyor. İşkenceci Rakiro ile support oynayacak. Tazmanya Sven Trillane Kirisi olarak kasacak. Ortada ise Bite Tolerance'ı göreceğiz. Night Stalker ile birlikte Timber'ın karşısında. Bakalım. Sakslike Razor almış. O da carry olarak kasacak. Doğa Doi diyor, Doğa Nagasire'ında oynayacak support olarak. Satek Keeper of the Light'ta oynuyor ve son olarak da off lane'lerinde, yani tek başına Hina'yı görüyoruz. Darkseer'la oynuyor ve agresif geldiğini görüyoruz VG takımının yine. Geçen oyunda agresif gelmişlerdi. Bu oyunda agresif geliyorlar. Bakalım yine çok güzel bir warding izleyecek miyiz? Çünkü geçen oyun yaptıkları warding gerçekten bitirmişti BMT takımını. Trillane'i tamamen zaten o warding bitirmişti. Level alamamaları ve alchemist'i kastıramamaları late'de daha da bir etkili hale geldi artık. Bu arada orada Naga kafa attı ve çok güzeldi bir ward'u attı. Orada şu an bütün lane'i görüyor. Lane'in vizyonuna sahip. Tabii sentry'leri yoksa eğer. Bakıyorum. Sentry'leri var aslında. Atabilirler ancak bu sentry'leri büyük ihtimalle buradaki camp'i bloklayacak ward için saklıyorlardır. Ancak buraya bir herhangi bir ward girişimi gelmedi. Hatta evet, orayı bloklamayacaklar. Buraya izin verecek gibi şu anda VG takımı. BMT'ye baktığımızda ise tam tersinde iki tane ward'un atmış. Buradaki camp'i de bloklamış. Ancak şöyle bir şey olacak ki bu camp'i kullanmayacak zaten Darkseer. O yüzden boşuna atılmış wardlar gibi oldu aslında. Weaver de illüzyon rune'u bulmuş. Karşısında Darkseer'i görünce bu wardların boşa gittiğini anladı tabii ki de. Ve bakalım bu Trillane'e karşı Trillane'den ne sonuçlar çıkacak. Ve Kotl hemen yapacağı işe başladı. Illuminate ile birlikte haraslamaya başlayacak, ancak Illuminate kaçtı ilk seferinde. Ve bakalım Last'ler gelmeye başladı. Ortada Night Stalker'la Timbersaw izleyeceğiz. Mücadelesi izleyeceğiz dediğimiz gibi. Bakın bu mücadeleden ne sonuç çıkacak. Timbersaw'u tek durdurabileceğiniz sonuç ona silence atmak, onu disable etmek. Ve Night Stalker'da bu özellik var. Bakalım Night Stalker bu özelliği nasıl kullanacak. Yalnız ortada Timbersaw bu Wailing Death ile birlikte çok güçlü bir şekilde kasıyor. Hemen üste baktığımızda bir Ice Pet'ler gelmiş. Yine aynı şekilde Static Link de gelmiş. Yavaş yavaş bu iki tane Trillane
kızışmaya başlayacak gibi. Şu an alt lane'de Weaver lane'i çekmiş durumda. Aslında o ward biraz işe yaradı çünkü Darkseer lane'i geri çekemiyor. Evet, Darkseer lane'i geri çekemiyor senin dediğin gibi. Ancak hani geçen oyunda izlemiştik aslında Weaver Darkseer karşılaşmasını tam tersi bir şeklinde. Ve Weaver hani Darkseer attığı gankler yüzünden experience konusunda geride kalınca önderliği eline geçirmişti. Hatta solo kill çıkarmıştı. Bakalım yine aynı senaryo olacak mı acaba? Weaver yine üstünlüğü ele alacak mı bir yerden sonra? Ortada Timbersaw'un çok hızlı bir bottle'ı gelmiş. Hatta dakika 2'de bottle'ı üzerine bir de 600 gold'u var ve hemen bottle'ını alıyor üzerine. Bir de bottle başlangıcı yaptığı için daha da hızlı bir şekilde. Evet, bottle rush build'ı gittiği için tabii ki de. Nightstalker'da 2 tane gold of strength almış. Birazdan bottle'ını alacaktır diye düşünüyorum. Bir sentry geldi. Bu sentry ucu ucuna kaçırıyor buradaki ward'u. Ama zaten bir blok gelmediği için bu kempede çok da önemli değildi. Yani şimdi buradaki BMT'nin biraz supportları kasabilecek. Oradan gelecek genki engelleyecek vardı kırmaya girişimindeydi ama sentry biraz ileri olunca evet çok azıcık da kaçırdı orada. Bakalım Timbersaw tabi erken aldığı bottle'lığı ile birlikte önderliği eline geçirdi. Ve last konusunda bayağı bir önde. 6 lastikle önde şu anda Nightstalker'ın birinci durumda, haritanın birincisi. Hemen onun arkasını ise Weaver'la Nightstalker izliyor. Darkseer'da Weaver'la başa baş gidiyor şimdilik. Tabii yani Iron Shield'in arttırmasıyla birlikte belki de üstünü ele geçirecektir. Bu Trillane'e Trillane'ine bakalım sonuçlar ne oluyor. Aggressive Trillane parasını çıkarıyor mu? Razor 8 lastikte, Sven ise 6 lastikte ancak pull yapabilen bir BMT takımı var karşıda. Ya pull yapabildikleri için ekstra experience alıyorlar. Daha fazla gold demek bu supportlar için. Ve agresif Trillane'in en kötü yanı, yani dezavantajlı yanı. Bu arada dediğimiz combo geldi. Strike Link'in üzerine dediğimiz o Ensnare geldi ve çok fazla vuruyor şu anda Razor aslında. Bakalım Illuminate de geldi. Dalacaklar mı? Ne kadar vurduğunu görüyoruz Razor'un. Bir damage belki bir kere daha vursa ancak... Son anda Opot hayatını kurtardı. Hayır, Illuminate'i öldürmeye yetmedi. Razor öldürebilecek mi? Evet. First Blood'ı orada Naga Siren'ı aldı. First Blood geldi. Trillane'e karşı Trillane'den. Tam bahsederken bu kombodan. Ve evet, çok güzel bir şekilde artık VG takımı bu agresif Trillane'den ilk kill çıkarmayı başardı. Hemen salonda da alkış sesleri geliyor. Zaten altlane'de evet hemen oraya da baktım. Bir vakum geldi. O vakum aslında Viewer'ın üzerine gelmiş olsa belki de öldürecekti. Ancak iki hero'nun da canı bayağı azaldı. Geri çekileceklerdir. Ben hemen bu agresif Trillane'in aslında dezavantajından bahsediyordum. Bu arada buradaki Sentry Ward'da çok güzel bir şekilde counter ward'dılar. Supportlarınız hiçbir şekilde pull yapamadığı için agresif Trillane'de çok fazla bir şekilde experience kaybediyorsunuz. Yani level olarak çok geriye düşüyorsunuz. Ancak tabii ki de first blood almak agresif Trillane'de gerçekten güzel. Uzaktaki kimi öldürmüşlerdi hemen yine bakıyoruz. Evet, Ruby'yi öldürmeyi başarmışlar. Ruby'nin de canı yine çok azaldı. Illuminate fazla vurmaya devam ediyor. Şimdi bir Illuminate daha geldi. Bir daha vurdu Ruby'yi. Ruby'nin canı azalmaya devam ediyor. Resmen şu anda lanet ediyor. Illuminate onlara çok büyük sıkıntı. Yine kapattılar BMT takımını. Kereleri farmlayamıyor. Yani Sven yine farmsız kaldı ve bir oyun önceki senaryo gibi oldu. Hani Sven yine bir melee hero, Alchemist de melee hero'ydu. Böyle olunca tabii last damlar daha da zorlaşıyor. Bu oyun 6. dakikadan sonra, geceden sonra balonların etkiliğine bakıyor açıkçası. Evet. Eğer ilk gecede balonlar yalan olursa BMT için o saatten sonra her şey daha da kötüye gitmeye başlayacak. Yalnız Timber'a bakar mısın? Aa, bu Timber kesecek, solo kill alacak mı acaba? Şu anda koşmaya devam ediyor. Kim daha hızlı? Timber daha hızlı aslında ancak atlayabileceği bir ağaç olmadığı için kill'i almayı başaramadı. İlk başta balonlar ağaçlara doğru yöneldi orada ama sonradan hemen hatasını fark edip evet, dümdüz koşmaya devam etti. Bu da aslında orta lane'in Timber açısından en büyük dezavantajı. Hiç ağaç yok tam karşısına çıkabileceği. Yani sadece yanlarda ağaç olduğu için istediği gibi atlayıp zıplayamıyor. Kill alması zorlaşıyor. Ancak Timbersaw çok fazla kasmış durumda. Dakika 6'da Arcane botu bile bitmiş. Ben böyle giderse Bloodstone'u 20. dakika olmadan bile gelebilir. İnanılmaz hızlı bir Bloodstone olacaktır. Hep beraber göreceğiz.
Weaver altta Luster'ini almaya devam ediyor bu sırada. Darkseer'la karşılaşıyor. Darkseer tabii ki de şimdi stack yapmaya başladı. Daha doğrusu jungle'dan da bir şekilde ekmeğini çıkarmaya başladı. Özellikle Sol Ring'inin gelmesiyle birlikte. Ortada ise Timbersaw amansız bir şekilde yani Luster'ini alıyor. Nightstalker tamamen Bottle Crow yapmak zorunda kaldı. Bu arada üste bakıyorum yine. Üste ward savaşları devam ediyor. Bir ward daha geldi. Bu Sentry Ward tabi yine geldi ancak şu an bir şey görmüyor bu Sentry Ward. Altta Darkseer'ın farmı fena gitmiyor. Razor'la Weaver kafa kafaya gidiyor Lastik konusunda. Ama bir tarafta agresif lane, bir tarafta hani solo lane diyelim. Şu an Balanar bir yukarıya doğru. Ve evet, Balanar ilk gengini atacak, bakalım bu ilk gengden ekmek çıkarabilecek mi? Ancak şunu söylemek gerekir ki inanılmaz bir şekilde temkinli VG takım. Yani ortada Balanar'ın geleceğini sezdiler resmen. Çünkü gece oldu. Gece Balanar'ın gank atması demek. Ortada gözükmeyince anında geri kaçtılar. Yani hiçbir şekilde ayrılmıyorlar gördüğünüz üzere. Gerçekten Balanar'ı çok güzel bir şekilde counterladılar diyebiliriz. Balon'un üzerine şimdi tabii ki de Nightstalker'ın üzerinde smoke var. Yani bir şekilde girmeye çalışacak ancak girmiyor. Yani Balanar başka bir yerde gözükmedikçe bu tier lane açılmayacak. Yani bunu anlıyoruz. Çok da güzel oynuyorlar böylelikle. Supportlara bakalım. Supportlar nereye gidiyor acaba? Burada illüzyon rune'u gördüler. Hemen Naga'nın level'ına bakalım. Naga'nın level çünkü çok önemli. 4 level olmuş. 6 level olunca gerçekten komutları yönlendirmeye başlayacak. Altta bu arada Darkseer'ın çok hızlı bir mekanizmini görüyoruz. Yani yalnızca 250 gold'u kalmış. 300 gold'a yakın bir parası kalmış. Evet, şimdi bir smoke geldi. Bu sefer VG takımından bakalım bu smoke'la neler yapabilecekler. Acaba Sven'i öldürmeye mi gidecekler yoksa ortaya mı gidecekler derken yani supportları ortada gördükten sonra hemen Sven'e gitmeleri çok mantıklı. Sven çünkü hiç şu anda yapayalnız ve stun'ını da harcadı. Stun'ını harcamanın üzerine bu Sven ölü Sven diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Ne kadar hızlı erdiğini gördük. Zaten Timbersaw da orada kill'i aldı. Hiç zorlanmadan tertemiz bir kill çıkarmayı başardılar. Bu da carry'i yalnız bırakmanın dezavantajı oldu. Kule de verecekler büyük ihtimal. Bakalım kule alabilecekler mi? Tabi Timbersaw'un inanılmaz bir push avantajı da var. Skill'lerin çok küçük cooldown'lı olduğu için ve çok fazla vurdukları için. Ve Timbersaw'un blast zone'u hakikaten çok hızlı gelecek. Yani şu anda bir kill'i var, 55 last'ı var, kule alıyorlar. Dakika 10'da gelen ikinci kule olacak. Bu arada altta Darkseer'e bir girişme olmuş. Nightstalker gengini atmış. Üstten çıkaramadığı parayı, ekmeği alttan Darkseer'i keserek çıkardı. O da güzel bir kill oldu. Darkseer önemliydi çünkü. Yani özellikle mekanizmi bitirmek üzereydi derken mekanizmini bitirmiş. Mekanizmi bitiremeden almamışlar. Son anda almıştır. Yani o yüzden çok fazla gold kaybetmedi. Sadece kill vermiş oldu Nightstalker'a. Nightstalker'ın üzerine neler var hemen bakıyoruz. Örneğini kasmış. Tabii ki de hani atacağı ganklerde çok yardımcı olacak bu ona. Hem kendi canını artırmak için hem de öldürmesini kolaylaştırmak için. Ancak Timbersaw'un dediğimiz gibi farmı yüksek derecede gelmeye devam ediyor. Ve iki kule aldı şu anda VG takımı. Yani bir kule daha belki de alabilir. Alta eğer push gelirse ki şimdi hemen oraya pingler geldi. Çizimler geldi. Alttaki kuleye pushlamak istiyor. Hemen Timber gitti oraya. VG takımı avantajını biraz daha kullanmak istiyor. Early game'de Timbersaw'un avantajını kullanacaklar. Özellikle erken gelen bu mekanizmi de kullanacaklardır. Supportlar yukarıda ve supportların TP'si yok. Yani alttan bir girişime tepki veremeyecekler. Evet, bunun da farkında VG farkında takımı. Farkında VG takımı. Ve evet, Iron Shell'in de avantajı ile birlikte buradan pushluyorlar. Şu anda 5 kişi durumda. Naga hala 6 level değil. Bu en önemli şey belki de. Naga'nın 6 level olması her şeyin seyrini bir anda değiştirecek. Her şeyin seyrini değiştirecektir. Özellikle mesela Sven BKB mi attı oyun ilerleyen dakikalarında? Basıyor ultiyi. Sven'i tamamen izole ediyor takım arkadaşlarından. Yani Sven'i tek bırakıyor ve fokus Sven yiyor. Ondan sonra diğer takım arkadaşları Sven'in yokluğunda ölüyor vesaire. Hani böyle durumlar görebiliriz. O yüzden gerçekten 6 level olması Naga'nın çok önemli. Çok çok önemli. Şu an pek bir ihtiyacı yok aslında Naga'nın. Karşı bu arada Timber'ı kaldırdı ancak Timber'ın arkasından bir şey gelmedi derken Nightstalker orada kafa attı. 3 kişiye mükemmel bir ice pet geldi ancak devamı gelmedi dediğimiz gibi.
Orada Razor biraz damage çekmeyi başardı. 21 damage çekmiş Slinking'den. Weaver orada, bakalım. Sentryward geldi ancak devamı gelmedi. Bu arada Ensnare geldi 100 metre uzaklıktan. Orada da bir Sentryward'ları vardı. Ve Timber şu anda ayrıldı takım arkadaşlarından. Tek kaldı ancak çıkamadı da üste. Çıkamadı üste, bakalım ölecek mi? Bu çıkamamasının bedelini ödeyecek mi? Üzerine çok fazla bir süre silence var. Çünkü silence'ı şimdi bitti. Kaçmayı deneyecek. Evet, kaçabilecektir. Hala kovalayan arkasında BMT takımı var ve onun hemen arkasında VG takımı var. Şimdi bakalım, Plasma Field geldi. TP atmaya çalışan Timbersaw bir kez daha engellediler ve bir silence daha geldi. Şimdi silence'dan kurtulacak mı? Orada geri dönen Timbersaw neredeyse iki kişiyi alacaktı. Bir kişiyi aldı, öldü ama hemen arkasından Illuminate de geldi. Illuminate bir kill almayı başardı. Jakiro kaçabilecek mi? Jakiro kaçıyor. Üzerlerine gelen Swarm'un etkisiyle birlikte geri dönecek VG takımı. Ancak Timbersaw'un orada neden çok güçlü bir hero olduğunu bir kez daha görken, ölmek üzereyken o kadar pure damage bir anda boşaltıyor ve kill alıyor bir anda. Ya orada aslında en büyük nokta Balanar Void attıktan sonra Rubin Telekinesis yerine Fateball tercih etmiş. Çünkü manası yoktu, bir skill atabiliyordu. Eğer kaldırabilirse belki daha fazla damage çıkaracaklardı. Evet. Ondan sonra da koşma yakalama periyodu çok uzun sürdüğü için arkadan gelen VG takımı da vardı. Ve bakalım Sentryward'ın içine giren Weaver. Hayır. Güzel bir şekilde kaçtı oradan. Ancak VG takımı, yani bu early'deki avantajı daha da pekiştirmek istiyor. İyice push yapacaklar. Bakalım ne kadar zorlayabilecekler BMT takımını. Çünkü Sven'e ve Weaver gibi hero'ları olan bir takıma gerçekten farm vermek istemezsiniz. Hemen bakalım Darkseer'ın farmı ne durumda. Darkseer'da mekanizmden sonra çok bir şey yapamamış. Evet, oyuncular bu arada klavye mouse'ları övüyor. Ondan bahsedeyim, hani turnuvanın gerçekten çok güzel bir güzelliği. Hani inanılmaz profesyonel ekipmanlar verildi şu anda oyunculara. Bu arada Kotal'ın gittiği yere bakar mısın? Şu anda resmen International 3'te Aken'in yaptığını yapıyor. Buradaki ormanları kazıyor. Bu ağaçlarıyla birlikte. Ve çok güzel bir şekilde yandan illuminate atıyor. Gözükmeden çok güzel illuminate'ler izliyoruz. Ve bir illuminate daha geliyor. Kulenin savunmasını tamamen kırıyor şu an. Ve 4 kişiye vuran bir Illuminate vardı. Weaver'ın canını görüyoruz. Çok az bir canı kaldı Weaver'ın. Bu da tabii ki de push'un yolunu açıyor VG takımına. Her hero dediğimiz gibi kendine düşen görevi çok iyi yapıyor VG takımında. Oldukça iyi hazırlanmışlar en ince detaylara kadar. Sven şimdi üstte bir şekilde farm almaya çalışıyor. Ancak yalnızca PTS'i var üzerinde. Yani PTS dışında bir itemi yok. Ve VG takım çok güçlü bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. 4. kulelerini aldılar. Kendileri hiç kule vermedi. Ben hemen izninle gold grafiğine de bakıyorum. Gold grafiği yani dakika 15'e gelirken 7500'e vurmuş. İnanılmaz bir fark. Experience farkı yani tam tersi. Yani ben farklı bir grafik bekliyordum açıkçası ama tam tersi. BMT'nin üstünlüğü var experience'da. Bu da dediğimiz o agresif trilane'in belki de dezavantajı. Zararını çıkarıyor. Ama ne olursa olsun altın konusunda inanılmaz üstün VG takımı. Yani şimdi üzerine Ogre Club almış bir Razor da var. Yine çok hızlı bir BKB çıkacağını düşünüyoruz. Bu arada bir bakalım Ensnare geldi. Ruby'yi tekleyebilecekler mi acaba? Naga da gitti. Naga şu anda ultisi de var. Song'unu kullanacak mı? Kullanmasına gerek kalmadan Timbersaw orada gitti. Kili aldı. Çakram öldüremedi ancak Razor son anda kili çıkardı orada ve şimdi Song geldi. Orada sadece Jakiro çıkarmak amaçlı bir Song geldi ve Timbersaw yem oldu o da. VG takımı buradan çok güzel bir 3 kill çıkardı ve bu alacakları 5. kulenin yolunu açmış oldu. BMT takımı şu anda gerçekten durduramıyor VG takımını. Durduracak pek de yer alıyor. Banların da gecede hiçbir şey yapamamasından dolayı. Sadece bir gank atabildi. Bir gankle Darkseer çıkarabildi. Ancak Darkseer de çoktan mekanizmini almıştı o sırada. Yani çok büyük bir zarar dokunmadı bu yüzden Darkseer'a. Ve altın farkı giderek açılmaya devam ediyor. Şimdi bakalım bu alınan 5. kuleyle birlikte daha neler katacaklar ve dakika 16'da gelen bir Bloodstone var. Bilmiyorum, çok hızlı gerçekten. Onun da süresini birazdan göreceğiz zaten.
Gerçekten çok iyiydi. Bakalım diğer itemler, hani diğer hero'larda ne itemler var? Supportlarda çok bir şey yok tabii ki de. Razor neredeyse bitirdi diyebiliriz BKB'sini. O da yani 10 17. dakikaya gelirken BKB'sini bitirecek. Evet, itemler böyle şu anda VG takımı için. Bu arada BMT takımı da güzel bir Smoke'la birlikte alta doğru inecek gibi. Altta bakalım Darkseer ne yapacak? Üzerinde Swarm da var. Swarm'dan bir türlü kurtulamadı. Şimdi kurtuldu ancak ölecek mi? Çünkü üzerinde TP'si de yok ve gelen takım BMT'yi görünce ancak üzerinde mekanizmi vardı. Mekanizmi çok canını doldurdu. Şimdi öldürmeyi başardılar. Oraya gelen bir Timbersaw var. Timbersaw şimdi üzerine silence yedi. Oradan TP ile kaçan supportlar var. Çok güzel bir şekilde sıyrılmayı başardı BMT takımı ancak oraya gelen bir Ensign'e var. Bakalım Ensign'e yeterli olacak mı? Sentry Ward'a geldi. Ancak sadece 2 tane TP geldiği için VG takımından hani killleri almayı başaramadılar. Ve Darkseer'in ölmesiyle kaldı bu gank. Gayet avantajlı bir şekilde çıktılar oradan. Bu arada Timbersaw devam ediyor. Heroes'un sonuna kadar avantajını kullanıyor çünkü Bloodstone'u bitmiş durumda. Normalde dakika 20-22 gibi bitirilen Bloodstone'u 30 dakikada bitirince çok daha fazla hatalı bir hale geliyor bu Timbersaw. Evet. Ama Sven'in üzerindeki itemlere bakalım. Sven üzerine 1600 gold'u almış. Yani buradan BKB'ye gitmesi gerekiyor aslında. Ama hani parası da çok fazla yok. Bilmiyorum. Sadece PT'si var şu an için. Bundan sonra ne gidecek bilemiyoruz. BKB güzel olabilir dediğimiz gibi. Nightstalker'da ise Phase Bot'unu almış. Örnü de vardı ama onun üzerine başka hiç gold kasamadı. Yani sadece 500 gold'u var. Gerçekten gold konusunda bayağı bir kıtlık yaşıyor şu anda BMT takımı. VG ise bir smoke'la birlikte nereye gidiyor acaba? Üste doğru hızlanıyorlar. Evet, üste Weaver'ın yaptığı speed push'u engelleyecekler ve artık base'in dışında kalan son kuleyi, yani üstün ikinci seviye kulesini almayı düşünecekler. Bakalım Weaver'ı alabilecekler mi? Weaver'ın üzerine doğru resmen büyülerini atıyordu. Weaver kaçmayı başarabilecek mi? Tabii ki de kaçacaktır. Scutch'si ile birlikte. Üzerlerinde çünkü herhangi bir detection yok. Böylelikle kaçmayı başardı Weaver. Güvenli bir şekilde yuvasına döndü. BMT takımı henüz bir kule bile alabilmiş değil ne yazık ki. Abi aradaki gold farkını yine açıyorum. Aradaki gold farkı açılmaya devam ediyor. En son 7500'dü. Bu sefer 10.000'in üzerine çıktı. Experience farkı ise hala BMT'den yana. Çok garip bir şekilde. Abi BMT Experience'da... Yani genel şeyden dolayı biraz da 5 kişi olarak gezdiği için VG takımı... Evet. Pek fazla experience şey yapamıyorlar. Paylaşıyorlar experience. Şimdi Swarm geldi. Swarm sadece Razor'u buldu. Ama... çok bir önemi olmayacak. Hemen çakramı artı diğer skill'leriyle birlikte çok hızlı bir şekilde eritiyor zaten Timber. Weaver orada tek başına durdurmaya çalışıyor gibi. Bir Ensnair geliyordu ancak Ensnair gelmeden Scutch'sini attığı için sıyrılmayı başardı oradan. Ancak 5 kişi VG takım dolanıyor ve çok tehlikeliler şu anda. Ve Song'un da olduğunu belirtelim Naga'nın. Yani herhangi bir şekilde initiate yapabilir bir anda. 5 kişiyi tutması anında ki... Bir buraya... anda Darkseer'le birlikte koşturup... Buraya bir ward da geldi. Şu anda herkesi görüyor yani VG takımı. Şu an herkesi görüyorlar. Ve kötü bir şekilde yakalanması durumunda BMT takımının bu ward çevresinde Naga'nın ultisine tamamen biteceklerdi. Çünkü Darkseer'ın vakumu var, wall'u var. Her şeyleri var şu anda. Bakalım şimdi bir Knight geldi. Yani gece ultisi geldi Nightstalker'dan. Darkness geldi. Ancak bunu açmasıyla birlikte hiçbir şekilde girişim olmadı. Hala bekliyorlar. Bu kuleyi bir şekilde savunmaya çalışıyorlar. VG takımı da bundan memnun derken şimdi yakalamayı başardılar. Arkada bir tek yakalamaya Sven var ama çok geride kaldı. Vol 3 kişiye çarptı. Vakum 2 kişiye geldi. Mükemmel bir kombat çıkarıyor şu anda. BKB'sini almış bir Razor var. Tamamen bütün takımı geriye doğru yolladı. Weaver'ı almayı başarabilecekler mi acaba? Weaver ultisiyle son anda kaçıyor. Şimdi Scutch'si geldi. Scutch'siyle kaçacaktır. Ancak yani tamamen dağıldığı için BMT takımı bir daha toparlanamayacaklar ve bu kuleyi VG takımı yine Song artı Darkseer'in avantajıyla almayı bildi. 6'ya 0 oldu kule konusunda. Ultilerinin gücünü iyi kullandılar VG takımı. Yani ne kadar kiralamasalar da kuleyi rahatça almalarını sağladı. Şu an Beaver'ın da ultisi de yok. Üçüncü kuleyi de zorlayacaklar herhalde. Evet, şu anı zorluyorlar. Ya çünkü şimdi değilse ne zaman hani VG takımı için. İnanılmaz öndeler. Bunun farkındalar. Ya puşamamaları için hiçbir sorunları yok. Sadece songları yok hani. Şu anda sadece Naga'nın ultileri yok. Bir de Razor'un bir BKB'si yok tabii ki de. Ancak yine de çok güçlü durumdalar. Bakın
bakalım sınırları zorlayacak mı VG takımı? Timbursov varken neden olmasın değil mi? Timbursov zaten... Ama hayır, VG takımı şu an geri dönüyor. Belki bir Roche olabilir hani... Biraz daha item koyup üzerlerine... Evet, hani neden daha sağlam gelmeyelim gibisinden bir durum oluştu. Ve Razor hemen farmını almaya döndü. BKB'sini aldıktan sonra üzerine 1300 gold olduğunu görürüz. Yani gerçekten çok hızlı kasmış. Çok iyi kasmış. Yalnız BMT takımı da şimdi Smoke'la birlikte bakın nerelere gidecek. BMT takımı Smoke'lu dediğimiz gibi acaba Razor'u mu yönelecekler burada? Ancak Razor burada fazla kalmayacaktır. Üzerinde TP'si var ama cooldown'da. Evet, Razor'a doğru girecek gibiler. Razor'a doğru geliyorlar. Razor'a doğru geliyorlar. Razor ama kaçıyor. Razor kaçıyor. Yakalamayı başaracaklar mı acaba? Telekinesiz önden gelmeli. Ama Razor çok hızlı. Razor çok hızlı. O yüzden yakalayamayacaklar. Peşinde koşuyorlar hala. Nightstalker gidiyor. En hızlıları. Ancak hayır. BMT takımı yakalayamadı. Ve bu smoke gengi de boşa çıkarttı. VG takımı. Sven'in üzerine bu arada kristaliz var. Ne diyorsun? Daha üzerine hiç item koymadan bir anda kristaliz. Zaten çok fazla vuramayacak. Vurduğunda da kökünden vurmak istiyor büyük ihtimal Sven. O yüzden direkt kristaliz gitmiş olabilir. Ve bu arada arkadan çok güzel bir şekilde 5 kişi çıkacaklar. O stun 2 kişiye geldi. Ice Blade tutmadı. Bakalım ne olacak? Weaver orada yakalayabilecekler mi? Hayır. Yakalayamadılar. Orada Vakum 6 Vol geldi. Vol çok güzel bir yere geldi. Zorluyorlar. Razor 1 kill aldı. Razor 2 kişi aldı. Double kill. Orada Darkseer 1 kişi aldı. 3 kişi öldü. 4. kişi ölecek mi? Bu illüzyon. İllüzyon öldürmeyi başaramadı. İllüzyon öldürmedi. Fog'a girdi. Öldürecek mi? Hayır. Orada bütün ağaçları temizlemesiyle birlikte hatta full team wipe geldi. 5 kişi öldü BMT takımından. VG takımı mükemmel bir kombat çıkardı. 5'e 0'lık bir durum var. Ve son kuleye puşuyorlar artık. Barakalardan önceki son kule, 3. seviye kule. Timbersaw neler yapıyor neler yani şu anda. Trollüye başlamış durumda. Oldukça üst seviyeye geldiler oyun içerisinde. BMT takımının fazla yapabileceği bir şey kalmadı açıkçası. Evet, bir buraya Ice Pet geldi. 2 kişi tutulacak. Yeterli olmuyor şu anda puşu durdurmak için. O kule düşecek mi? O kule hala düşmedi yalnız. Ice Pet yine gelmemesine rağmen. Ama işte Naga'nın songu bir kere daha diyorum. Naga bu yüzden pikleniyor. Naga bu yüzden pikleniyor. Şimdi kendi TP'sini atacak mı? Atmayı başardı son anda. Ve diğer bütün herkes TP'lerini atıyor. Orada bir tek Kotal'ın TP'si yok. Kotal'ın üzerine gen var yalnız. Nice Stalker onu kovalamaya devam ediyor. Hala kovalıyor. Almayı başaracak mı? Üzerinde Iron Shell de var. Ancak hayır. Oraya gelen TP ile birlikte geri kaçtı hemen. Ve ne diyorsun? VG takımı full team wipe yapmayı başardı. 5 kişiyi öldürdüler. Şu an Timbersaw üzerine bir item daha koyacak birazdan. Aynı şekilde Razor'da parası var. Yani Darkseer Aghanim'e gidiyor. Şu an oldukça güçlü VG takımı. Bilmiyorum BMT nasıl bir çözüm düşünüyor ama işleri oldukça zor açıkçası. Banlarda Armut'a gidiyor. Yani Sven'in kristaliz olmuyor gibi hani. Yani kast. Vurmaya pozisyon bulamıyor çünkü çok fazla şey var karşı tarafta ve güçlüler. Yani Razor'a vurmaya kalkıyor. Razor bir anda damage'ini çekiyor zaten ondan. Yani bir de o Balanar Silence'ı kime atsa diğer tarafta başka bir counter var. Yani Darkseer'ı atsa. Timber var. Timber atsa Darkseer var yani. Sven'i ters gidince hamle yapabilecek. Yani şu anda Weaver bir şekilde split push yaparak takımını zorlamaya ayakta tutmaya çalışıyor. Zorlamaya çalışıyor ama ya o kadar geride ki şu anda BMT takımı. Nereden geri gelirler bilemiyorum. Oradaki gold fark 15.000'e çıkmış durumda. Experience fark sonunda dönmüş. VG takımının lane'e. O kadar kill'lerden sonra ve artık bu kuleyi düşürmeye geliyor. VG takımı zaten Razor'un birkaç kere vurmasıyla düşecek. Yani VG takımı çok güçlü. Roshan'ı da önemsemiyorlar artık. Evet. Barakalara yöneldiler. Şimdi bir Ensign'e geldi. Ensign'in üzerine girecekler mi acaba? Sadece harassıyorlar, rahatsız ediyorlar. Ice Blade 2 kişi tutuldu yalnız. Weaver'ın üzerinde de çalınmış Iron Shell'li bir Weaver var. Rubik çalmış. Ve barakaları vuruyorlar şu anda. Jakiro elinden geldiğince harassıyor ancak manası bitti mesela. Base'e geri dönmek zorunda bu yüzden. Bu arada Vacuum Ball geldi. 2 kişiyi tuttu orada. Bakalım almayı başaracaklar mı? Hala bir kill çıkmadı yalnız bu Vacuum Ball üzerine. Kill çıkmamasına rağmen geriye atmayı başardıkları için BMT takımını ve VG takımı çok güzel bir şekilde barakaları alacak şimdi. Evet, barakaları vurmaya başladı ve ilk önce melee baraka yani yakın dövüşçü barakası düşüyor.
Derken yine düşmedi. 3 kişiye mükemmel Ice Pet geldi. Üzerine bir Macrofire'di gence ancak vurmuyor. Razor BKB'sini açtı, damage çekiyor. Sven'i orada resmen eritiyor tek başına. Ancak geri kaçmak zorunda kaldı şimdi. Orada Baraka'yı aldı. Bakalım Rubin canını gördük ve Dagon kasmış. Dagon kasmış Timbersaw. Son vuruş yapmayı başardı orada. Ve down laning oldu. 6'ya 1 oynuyor Timbersaw'da. Oyunun zaten neredeyse en zengini Razor'dan sonra. Razor'un üzerine bakıyorum. Aganimi geliyor ve barakaları almayı başardı. Bir set baraka düştü şu anda BMT takımı için. Şimdi Weaver bir şekilde kovalamaya çalışıyor ancak nereye kovalayı bilmiyorum. Üzerinde gem var çünkü yani Kotlin ve ama son anda Lincoln ile birlikte kaçmayı başardı o Ensnare'dan. Çünkü o Ensnare tutsaydı eğer kesinlikle ölecekti. Yapabileceği hiçbir şey yoktu. BMT takımının kötü tarafı herhangi bir damage çıkaracak hero yok gibi açıkçası. Sven'in yani Binken kasmış. Sven damage kasmış fakat Razor onu da eritiyor çünkü BKB'si yok, hiçbir şey yok. Damage'ını çekince yine vuramıyor o da. Ya Sven ne olursa olsun zaten inanılmaz farm'a ihtiyaç duyan bir hero. Yani bunu sağlayamayınca çünkü VG takımı dakika 10'da 2 kule aldı, inanılmaz pushlar yaptı. Sven'e buna izin vermediler. Böyle olunca tabii VG takımının kombinasyonu daha üstün basıyor. Ve şu an 14'e 3'lük bir skorla öndeler. Altın farkını tekrar açıyorum. Altın fark 15.000'i gelmiş durumda. Experience farkı da 5.000 civarlarında. Öndeler gerçekten. Bu arada çakramı çalmış Rubik. Temizledi orayı. Ve Roshan şu an onlara doğru gidiyordu. Yalnız Razor'da DD var. Yani double damage var. Double damage de çok sinir bozucu olabiliyor. Şimdi üzerine çakram geldi. Yalnız o Weaver nerelere gidiyor? Şimdi bir kere daha Lincoln'i patladı. Rahatsız ediyor Lincoln o Roshan. Lincoln'in avantajı sürekli rahatsız ediyor zaten. Şeyden başka, yani sinirden başka bir skill de yok Lincoln'in. Evet. Şimdi Ice Pet geldi orada tek kişiyi tuttu. Çakram vurmaya devam ediyor Rubik'ten. Rubik tenekize attı. Şimdi stun da geldi ancak Naga orada 4 kişiyi uyutmayı başardı. Weaver'da arkadan uyudu. 4 kişiye bakalım Vacuum Wall gelecek. Vacuum Wall gelmedi çünkü son zamanda açılmadı. Ve TP'ler geliyor. TP'ler bir şekilde kaçmaya çalışıyor BMT. Ancak Timbersaw vurmaya devam ediyor. Dagon ile double kill aldı. Triple kill alacak mı acaba? Hayır, Weaver ultisini attı. Kaçmaya çalışıyor. Kaçıyor gibi. Evet, Weaver oradan kaçıyor. Ancak yine de VG takımı ölmeden, yani hiçbir eksiklik vermeden BMT takımını domine etmeye devam ediyor. Üstüne Roshan da gelecek birazdan. Artık kombata da gelebilecek bir durumda değil BMT takımı. Ben artık buyback'leri hazırda tutayım. Yani çünkü bundan sonra buyback'ler konuşacak. Daha doğrusu hani BMT takımı buyback atsa da ne kadar hani değiştirebilirler bilemiyorum. Çünkü atıyorum hani Sven öldü, bir daha doğdu. Sven yine ne yapacak hani gibisinden bir durum oluyor aslında hani. O yüzden buyback tutuyor şu an. Ama hani dediğimiz gibi şu anda Razor'un veya Timbersaw'un buyback olmadığı için o ikisinden birisi şu anda alacak ay ilgisi. Yani, ters giden bir durumların için hani bir şeyler ters gitmesin diye. Timbersaw'un alacağını zannetmiyorum açıkçası. Razor alacaktır. Ve Timbersaw zaten yani hem escape olan bir karakter, yani bir karakter. Ama derken, bana inat. Sana inat resmen aldı yani gözün içine baka baka aldı orada ay ilgisi. Ve artık son push geliyor mu? Artık alt lane'den lane'de pushlanmışken. Her lane pushlanmışken hatta. Yani Weaver şimdi üste gidiyor durdurmak için ancak. Yani Weaver'ın hakikaten yapabileceği bir şey yok. Şu durumda. Çok hızlı bir şekilde eritiyorlar. Sven ortadaki creep'leri durdurmak için elinden geleni yapıyor. Ancak şimdi Razor'un gelen Aghanim'i ile birlikte bu ultisi Eye of the Storm kulelere de vuruyor. Ve bunun avantajını çıkarıyor. Şimdi bakalım Sven ne yapacak? Sven'e doğru mükemmel bir atlayış geldi. Resmen eritti yani Sven'i yok Sven ettiler orada. Sven dokunamadan öldü ve bakalım buyback'i yok muydu? Buyback'i vardı ama atmıyor. Belki de yani bir önemi olmadığını düşünüyordur. Şu anda Vacuum Wall'a gelmiş 3 kişi vardı. Ensnare Krab'e vurdu. Ama hiçbir önemi yok. Çünkü VG takımı resmen şu anda kafa atıyor base'e. Ve kill almayı başaracak mı? Evet, bir kill daha almayı başardı. Triple kill alan bir Timbersaw'umuz var. Godlike oldu. 11'e 1 oynuyor. 19 Bloodstone charge var. Dagon'u 2 seviye. Sven bu arada kill almayı başardı. Sven ancak o sırada da öldü. Darkseer almayı başarmıştı Sven.
Viewer elinden geleni yapıyor. Link elinin avantajıyla birlikte ancak yapabileceği çok bir şey kalmadı. Timbersaw neler yapıyor neler. Orada AOE'sini düşürttürdü. Kafa atıyor. Şimdi üzerine Silence de geldi. Buradan belki de ölecek yani. Hani bu kadar... AOE'sine güvenip... Orada bir kill daha çıkarmayı başardı. Bir kill daha çıkaracak mı acaba? Bir kill daha çıkardı. Bir kill daha gelecek mi bilmiyorum. Timbersaw şu anda neler yapıyor. Resmen şov yapıyor derken intihar etti bir anda. Yani neler yaptı neler, çılgın oğlan ve anında doğdu. Yani intihar etmesine rağmen anında doğdu. Ve alttaki barakalar da gidiyor şu anda. Bu arada benim oyunum düştü. Hemen yeniden bağlanıyorum. Umarız önemli bir şey yoktur. Hemen bağlanabiliriz. Evet, şu an bağlanmayı deniyoruz ama Dota biraz göçmüş gibi. Oyun patladı. Evet, şu anda bir aksaklık yaşıyoruz oyunla ilgili. Düzelince sorularla ilgili bir aksaklık yaşıyoruz. Düzelince tekrardan geleceğiz. Evet arkadaşlar, BMT takımı GG vereceği sırada serverlar düştü bir anda, tam aksilik. Yani maçı sonuçta VG takımı kazanmış oldu 2-0'lık bir seriyle. BMT'ye karşı üstünlük sergilediler ve yarı final çıkmış oldular. VG takımını buradan tebrik ediyoruz. Bir sonraki çeyrek final karşılaşmamızda tekrardan karşınızda olacağız arkadaşlar. Hoşçakalın.